yüzünde ilk e, Cenab-ı Allah'ın tesis ettiği e, mabedin Kabe olduğundan bahsediyor. Yeryüzünde ilk mabet Kabe, ikincisi ise Mescid-i Aksa. 40 yıl sonra e, Mescid-i Aksa'nın inşasından, imarından 40 yıl sonra Mescid-i Aksa olmuş. Yani Mescid-i Haram'dan 40 yıl sonra Mescid-i Aksa inşa edilmiş. Dolayısıyla şimdi bizim Mescid-i Haram yani Kabe'nin, Mescid-i Aksa'nın e, üzerinde durulması boşa değil, bir tarihi kökeni var. E, biraz önce hocamın ifade ettiği gibi namaz ibadeti Peygamberimize farz kılındıktan sonraki onun Risaletinin üçüncü yılında farz kılındığını e, kaynaklardan öğreniyoruz. E, Cebrail Aleyhisselam önce Peygamberimize abdest almasını öğretiyor, sonra namaz kılmayı öğretiyor. Peygamberimiz de ilk Müslüman olan eşi Hazreti Hatice Validemize öğretiyor ki onunla birlikte kılıyor namazı. Tabii öyle bir mescit yok. Sonra ilerleyen süreçte Hazreti Ebu Bekir diğer Müslümanlar sayısı çoğalmaya başlıyor ve birlikte namaz kılıyorlar. Hazreti evet. Ebu Bekir'in evinin bir kısmını mescit yaptığı ifadesi var. Bazı sahabilerin evinin bir kısmını bahçesinde mescit oluşturdukları ile ilgili rivayetler var. Ama esas itibariyle Mekke döneminde Erkam isimli sahabinin evet. evinde bir mescit oluşturuyorlar ki orada ibadet ediyorlar. Ama esas olarak İslam'da mescit ya da cami, Mekke'den Medine'ye hicretten sonra başlıyor. Peygamberimizin hicretten önce Medine'den gelen Müslümanlara bir mescit oluşturması için evrettiği talimatının olduğu ifade edilse de esas Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret edince ilk durağı olan Küba Köyü'nde ki Medine'ye altı mil uzaklıktaki bir yerdir burası, orada hemen Peygamberimiz bir mescit oluşturuyor, orada cemaatle namaz kılıyor.